Bu videoda Şule Yayınları, Toki'nin yayınladığı bir kitap, Erdem Yayınları, Büyüyenay Yayınları ve iki ayrı münferit kitabı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Toki'nin yayınladığı Ahmet Yakuboğlu'nun iki ciltlik resimlerinin derlemesi, bu eserle başlamak istiyorum. İki cildin bir tanesi Ahmet Yakuboğlu'nun Anadolu'ya dair yaptığı resimleri içeriyor, diğeri İstanbul'a dair yaptığı resimleri içeriyor. İki cildin başında da çok ciddi değerlendirmeler mevcut. Eserlerin çoğu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden temin edilmiş. Ahmet Yakuboğlu'nun uzun süre Kütahya'da yaşaması ve orada bulunması, oraya dair çok fazla şey yapmış olması üzerinden Kütahya figürü hem kitabın kendisinde hem eserlerin teminde, kitabın hazırlanmasında önemli bir yer tutuyor. Bunun dışında eserlerinin bulunduğu diğer hem şahsi hem kurumsal arşivlerden de faydalanılmış. İki kitapta şu isimlerin yazıları var. Bir Ahmet Uğur Derman, Beşir Ayvazoğlu, Şener Öztop, Ahmet Güner Sayar, Hasan Ali Göksoy, Ömer Faruk Şerifoğlu, Sinan Uluant, Mehmet Doğan, Çinüçen Tanrı Korur, Yağmur Tunalı, Pınar Yazgaç, Ömer Faruk Şerifoğlu. Anladığım kadarıyla bir kısmı bu kitap için yazılmış, bir kısmı da muhtelif yerlerde yazılmış makalelerin derlemesi bunlar. Kitapta tema olarak yani yazılarda hem insanların Ahmet Yakuboğlu ile dostlukları, Süheyl Ünver, Kubbealtı çevresi gibi temalar var. Ama bunun dışında kitaplar düzgün bir baskıyla bütün resimlerini içeriyor. Kimisi orijinal boyutunda, kimisi küçültülmüş mecburen. Önemli bir eser meydana getirmiş Toki. Toki'den sonra kısaca değinebileceğim Şule Yayınları'nın kitaplarına geçiyorum. Küçülteç başlıklı Murat Batmankaya'nın kitabı. Edebiyatımızın gayri resmi tarihi başlıklı bir kitap. Diğeri de Franz Kafka'nın Aforizmaları. Bundan sonra sitemizin de yazarlarından Şadi Kocabaş'ın Kuş Günlükleri kitabını sizden haberdar etmek istiyorum. Kitaba dair detaylı bir yazı sitemizde mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Atlas Yayın Evi'nden çıkan Cem Karaca ve Dikanakan başlıklı kitap Münir Tireli. Cem Karaca'nın 80 darbesinden sonra Almanya'ya gidişi ve orada yaşadıklarına odaklanan bir kitap. Enteresan bir çalışma gerçekten. Erdem Yayınları'ndan dikkat çekici bir kitap var elimde. İyilik Ajandası. İyilik Ajandası bildiğimiz ajandalardan farklı bir ajanda. Ayşen Ünsal ve Cihat Albayrak hazırlamış kitabı. Kitabın teması şöyle. 365 güne 365 tane ufak iyilikten bahsediliyor ve insanlara bunları yapması tavsiye ediliyor, öneriliyor. Hoş bir kitap. Zaten güzel içeriğinden ötürü ciddi de bir ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Yayınlandığı neredeyse bir aydır. Örneğin hani 1 Şubat'ı açtım şu an ve verilen tavsiye ağrı kesicilerden kurtul. Bir sonraki sayfada Suriyelilerin sofrasında buluşmak. Bir sonraki sayfada zorbalığa karşı sesini yükselt. Bir sonraki sayfada komşumu aç yatmayacak. Bir sonraki sayfa temizlik seferberliği, sosyal medya kuralları gibi gibi. Her güne bir ufak iyilik tavsiye ediliyor kitapta. Elimdeki diğer kitabı Erdem Yayınları'nın Yüce Gümüş'ün yazdığı Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor başlıklı kitap. Çocuklar için müzik kültürü üst başlığıyla yayınlanmış. Yani ben küçükken yayınlanmış olsaydı keşke diye baktım sadece kitaba. Şimdi Büyüyenay Yayınları'na geçiyorum. 6 tane kitabı var elimde. Bunlardan en dikkat çekeni bugün piyasaya sürülecek olan 1 Şubat'ta Mehmet Akif Ersoy'un Kur'an Meali. Mehmet Akif Ersoy'un Elmalı Hamdi Yazır'a okuması için gönderdiği belgelerin bulunarak neşredilmesi bu. Kitap hakkında Mehmet Akif Ersoy'la alakalı ne çıktı, ne çıkarsa çıksın bir tartışma oluyor. Bu kitap hakkında da ciddi bir tartışma döneceğini zannediyorum. Fakat bunları çok umursamamak gerektiği kanaatindeyim. Akif'in kendi el yazısıyla yazdığı 200'lük meal bu. Tahsil edilmemiş bir nüsa tabii ki. Fakat yani Akif'in olduğu kesin bir nüsa.
çok güzel basılmış. Yani edinilmek lazım diye düşünüyorum. Bir diğer kitabı bir yanayın Mücahit Kaçar'ın Şairlerin Işıltısı başlıklı kitabı. Molla Cami'nin şiirini, poetikasını ele alıyor. Yine iyi kötü hemen yayınlandığı gibi ilgi çeken bir kitap var elimde. Süleyman Nazif'in Hazreti İsa'ya Açık Mektup ve Hazreti İsa'nın Cevabı. Kafir Hakikat başlıklı kitap. Başlığı bile yeteri kadar enteresan zaten kitabın. İlgilileri bakacaktır. İbrahim Zeyd Gerçek'in İstanbul Medeniyetler Başkenti kitabı bu ay yayınlananlar arasında büyüyen aydan. Orijinal bir çalışma olarak Mehmet Ali Ayni'nin Fransızca yazdığı ve ilk kez Türkçe tercüme edilen İslam'ın Büyük Velisi Abdülkadir Geylani başlıklı kitabı var. Son kitap, belki biraz kıyak geçeceğim ama Ali Bende'nin, Ali abinin klasik Arap edebiyatında Binbir Beyt kitabı. Ali Bende bir süredir Facebook'ta her gün, gün aşırı bir beyt, Arapça beyt paylaşıp altında da Türkçesini anlatıyordu. Kısmen kendince şerh ediyordu. Yazılar ve paylaşımlar devam ettikçe pek çok kişi abi bunları ne zaman toplayacaksın, abi bunları ne zaman toplayacaksın şeklinde yorumlar yapmaya başlamıştı. Ali Bende de bunları derledi, toparladı ve Binbir Beyt başlığıyla kitaba büründürdü. Ali Bende Marmara Üniversitesi Arap Dili ve Belagatı bölümünde hoca dersler veriyor ve birazcık da öğrencilerin ihtiyacını gözeterek bu kitabı çıkarmış durumda. Bu beyitleri, Binbir Beyti farklı temalar altında ele almış, yani tasnif etmiş. Sonrasında da hem beyitin kendisini hem tercümesini vermiş. Kitabın sonunda da beyit sahiplerinin, yani yaklaşık 100 kişinin ufak biyografisini vermiş. Dil öğrenmek bizim açımızdan hep bir eziyet olmuş bir şey. Fakat bu tür edebi zevki yüksek parçaların, edebi zevki bize anlatabilecek kitapların öğrenenler için ciddi faydaları olduğunu düşünüyorum. Arapça öğrenen herkes iyi kötü edinse iyi olur kanaatindeyim. Bu kitap son kitabımızdı. Önümüzdeki ay inşallah devam edeceğim.